ünlü oyuncu Ece Uslu'nun başına gelmeyen kalmadı. Kendisini takıntı haline getiren bir hayranı tarafından sürekli taciz edilen ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı. Gaziantep'te başlayıp İstanbul'a kadar uzanan korku dolu olayları Ece Uslu Magazin 8'e anlattı. Senin başına gelmesin, şaşırdım yani. Ünlü oyuncu Ece Uslu kiminle neden mahkemelik oldu? Tuhaf, çok karışık gerçekten. Neden tehdit edildi? Neden dizi setinden ayrılmak zorunda kaldı? Güvenlik olması gerekiyor biliyorsunuz. Ece Uslu yaşadığı korku dolu günleri Magazin 8'e anlattı. Bunlar çok ciddi şeyler. Tepeden topuz yaptığı saçları, boy boy gümüş takıları, günlük kıyafetleri ve makyajsız haliyle gece alışverişinde Ece Uslu. Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş, başka laf bilmedim, böyle gitmez ki bu iş. Karagül'ün Ebru'su Ece Uslu dizi final yapar yapmaz soluğu Çeşme'de aldı. Bronz teninden anlaşılacağı üzere uzun bir süredir tatilde. Dinleniyoruz işte, ne yapalım, bayağı yorulduk gerçekten. 3,5 dolu dolu 3,5 sene Antep'teydik, otel odasında yaşadık. Ağır bir drama çektik, zor bir işti. Alnımızın akıyla bitirdik. Şimdi tatilimizi yapıyoruz işte, zaten çok az vakti kaldı, ben de gideceğim tekrar. Bir film projesi var. Onun için başlayacağım çalışmalara. Dile kolay. Karagül dizisinin çekimleri için 3,5 sene Gaziantep'te bir otel odasını evi bildi ünlü oyuncu. Şimdilerde o günlerin acısını çıkarıyor. Bana şu konaktakilere bir baksana. Olanlar herkesi çok korkuttu. Ama atlatırız. Bir arada olursak atlatırız. Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te tatsız olaylar da yaşadı ünlü oyuncu. Hatta canı bile tehlikeye düştü. Her şey otel odasına gelen bir çiçekle başladı. O kadar saçma sapan yazılmış ki karman çorman. Nedir işin aslı? Yani işin aslı hani tuhaf, çok karışık gerçekten ama Antep'te ilk karşılaştım. İşte bir çiçek geldi. Ondan sonra hatta oyuncu arkadaşımızla oturuyorduk. Ece Uslu çiçeği kimin gönderdiğini bilmiyordu. İşte nereden çıktı bu dedik. İşte adımını hatırlamıyorum. O geldi, gönderdi dedi. Hayranlarından biri Ece Uslu'yu takıntı haline getirdi. Her yerde karşısına çıkmaya, kaldığı otele çiçekler yollamaya başladı. Hatta kendini korumak için İstanbul'a döndüğünde bir anda o takıntılı hayran Ece Uslu'nun evinin önünde belirdi. Artık evimin adresini nereden öğrendiyse, artık Antep'ten mi öğrendi, bir yerden mi öğrendi bilmiyorum. Günah da almak istemiyorum ama bunlar çok ciddi şeyler. Güvenlik olması gerekiyor biliyorsunuz bu tip şeylerde. Ama cep telefonlarımız, adreslerimiz herkese veriliyor yani. İş öyle bir boyuta geldi ki takıntılı hayran kendisini Ece Uslu'nun sevgilisi sanmaya ve kapısına dayanıp rahatsızlık vermeye başladı. Hal böyle olunca ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı. Uzaklaştırma alınmış. Takıntılı hayran için hem uzaklaştırma kararı çıktı hem de savcılık hürriyeti tehditten hakkında 3 yıl hapis cezası istedi. Ama bütün bu koruma kararlarına rağmen Ece Uslu yaşadıklarından çok etkilenmişti. Hiç kimsenin başına gelmesin, hoş değil yani. Ben teşekkür ederim.